Sizi siz yapan nedir? Fiziksel durumunuz mu? Düşünceleriniz ve duygularınız mı? Ya da hareketleriniz ve davranış biçimleriniz mi? Hangisi sizsiniz? 5 yıl önceki haliniz mi? 1 haftaki önceki haliniz mi? Şimdiki haliniz mi? Yoksa 10 yıl sonraki haliniz mi? Antik çağ düşünürlerini en çok uğraştıran paradokslardan biri Tetis'in gemisi olmuştur. O dönemin önemli tarihçilerinden Plutarch tarafından anlatılan bir efsaneye göre Atina'nın efsanevi kurucusu Theseus, Girit adasındaki boğa biçimindeki canavar Minotaur'u tek başına öldürüp bir gemiyle eve döner. Atinalılar efsanevi kurucularını onurlandırmak için 1000 yıl boyunca gemiyi limanda tutarlar. Tabi zaman içinde geminin bazı parçaları eskimeye başlar. Eskiyen parçalar aynı malzemeden yapılmış yenileriyle değiştirilir. Bir zaman sonra geminin değiştirilmemiş tek bir parçası bile kalmaz. Bizi burada bir paradoks bekler. Bu son durumda tüm parçaları değiştirilen gemi hala Tetis'in gemisi sayılır mı? Yoksa artık başka bir gemi mi olmuştur? Doğa filozoflarından Herakleitos'a göre bu bir paradoks değildir. Çünkü her şey sürekli bir değişim halindedir. Bu gemi daha Girit'ten Atina'ya döndüğünde başka bir gemi olmuştur. Aristoteles'e göre ise bir takım soruların yanıtına göre bu paradoksa cevap verilebilir. Gemi, yapıldığı materyal, görünüşü ve tasarımı, yapım aşaması ve mühendislik ile amacı yönden incelendiğinde üzerinden 1000 yıl geçse bile bu gemi hala Tetis'in gemisidir. Paradoks bu haliyle yüzlerce yıl kalmışken 17. yüzyılın önemli siyaset felsefecisi Thomas Hobbes geminin hala Tetis'in gemisi olduğunu söyleyenlere karşı ikinci bir soru yönelterek durumu daha da karmaşık hale getirmiştir. Buna göre yıllar içinde Tetis'in gemisinden çıkarılan tüm parçalar kullanılarak ikinci bir gemi yapılırsa bu gemi Tetis'in gemisi olur mu? A ve B cinsinden anlatırsak, tüm parçaları zamanla değiştirilen gemiye A diyelim ve sökülen parçalarla yapılan gemiye de B diyelim. Böyle bir durumda Tetis'in asıl gemisi A mı yoksa B mi olurdu? Tabii ki bu paradoksun kesin bir yanıtı yok. Her soruya hem evet hem de hayır demek için nedenler var. Zaten paradokslar da insanların düşünmesini, özgün fikirler ortaya koymasını ve kendi kalıpları dışına çıkarak farkındalık kazanmasını amaçlar. Tetis'in gemisi paradoksu sadece bir gemi meselesiyle sınırlı değil aslında. Hukuktan ekonomiye, siyasetten sanata kadar geniş bir alanda etkili bir paradoks. Ancak biz başka bir yere yöneleceğiz, kimlik sorununa. İnsanlar da Tetis'in gemisi misali hayatları boyunca değişirler. İnsan vücudunun parçaları zaman içinde yenilenerek değişiyor. Hücresel yenilenme ve değişimin yanında insan yıllar içinde yeni bilgiler, yeni donanımlar edinir. Bu nedenle 5 yaşındaki bir çocuk ile onun 70 yaşındaki yaşlı hali arasında fiziksel ve psikolojik benzerlikler oldukça azdır. Bu durumdaki kişiyi aynı kişi olarak görebilir miyiz? Eğer bu iki farklı zaman dilimindeki kişiyi aynı kabul edersek bunları aynı yapan nedir? Diyelim ki bu kişi 20 yaşında bir suç işledi ve bu durum 50 yıl sonra fark edildi. Böyle bir durumda bu kişiyi 50 yıl önce işlemiş olduğu suçtan dolayı cezalandırmak ne kadar doğru? Filozofları antik çağdan beri meşgul eden aslında Tetis'in gemisinden ziyade kişisel kimlik sorunudur. Bir insanın belirli bir andaki halinin başka bir zamandaki haliyle aynı kişi olması için gerekli ve yeterli koşullar nelerdir? Bu soruya verilecek yanıt önemli. Çünkü insanların fiziksel durumlarının, fikirlerinin, duygularının sürekli değişmesi karşısında hangi durumdaki kişi kimliğin sahibi olacak? İşte Tetis'in gemisi paradoksunda cevabı aranan sorulardan biri de budur. Tekrar girişteki sorumuza geri dönelim. Sizi siz yapan nedir? Fiziksel durumunuz mu? Düşünceleriniz ve duygularınız mı? Ya da hareketleriniz ve davranış biçiminiz mi? Hangisi sizsiniz? 5 yıl önceki haliniz mi? 1 haftaki önceki haliniz mi? 1 saat önceki haliniz mi? Şimdiki haliniz mi? Yoksa 10 yıl sonraki haliniz mi? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz.